Merhaba, ben Doktor Melike. Bugün Emircan yanıma gelecek. İlk kez bir araya geleceğiz. O yüzden Emircan'la tanışmak için sabırsızlanıyorum. Merhaba, sen Emircan olmalısın. Hoş geldin. Bugün pek keyfin yok galiba Emircan. Ben seni tanımayı gerçekten çok isterim. Belki bana kendinle ilgili bir şeyler anlatmak istersin. Canım hiçbir şey konuşmak istemiyor. Hem konuşsak ne değişecek? Sanırım canını sıkan bir şeyler oldu. Elbette sorunlarını senin yerine ben çözemem. Ama anlatmak istersen dinlerim ve belki sana yardım edebilirim. Denemekten zarar gelmez değil mi? Hadi bir kendini tanıt ve anlat bakalım neler oldu. Of! 12 yaşındayım ben. 6. sınıfa gidiyorum. Liseye giden bir abim ve üniversitede okuyan bir ablam var. Anneannem de bizle yaşıyor. Yani anlayacağınız çok kalabalık bir evimiz var. Kalabalık bir evde yaşamak nasıl peki? Sen memnun musun bu durumdan? Hiç değilim. Beni hiç rahat bırakmıyorlar. Sürekli dur Emircan, yapma Emircan laflarını duyuyorum. Bıktım artık. Bu kadar çok sık uyarı almak can sıkıcı olsa gerek. Peki, sanırım bugün benimle konuşmak isteme sebebin de bu. Doğru anlamış mıyım? Evet, herkesin beni uyarmasından ve kurallarından bıktım. Bizim evde her şey yasak. Emircan, sanırım kurallara uymak konusunda evdekilerle sık sık sorun yaşıyorsunuz. Peki olaylar bu noktaya gelmeden önce ne yaşanıyor? Yani şunu sormaya çalışıyorum. Anne ve babanın senden yapmanı istediği ve senin yapmadığın şeyler neler? Mesela evde olduğum zamanlar çok sıkılıyorum. Dışarı arkadaşlarımla oynamaya çıkmak istediğimde de hep hayır diyorlar. Zaten ben ne istesem her zaman hayır diyorlar. Anladım. Peki bana yakın zamanda yaşadığın buna benzer bir olayı anlatır mısın? Böylece yaşadığın durumu daha iyi anlayabilirim. Daha dün arkadaşlarım beni top oynamaya çağırdı. Herkesin işi vardı. Ben de aldım topumu onlara sormadan çıktım. Sonra ne oldu peki? Sonra annem evde olmadığımı fark etmiş. Babamla beraber çıkıp beni aramaya başlamışlar. Beni bulduklarında ikisi de çok kızgındı. Bunda bu kadar kızılacak ne var ki? Anne ve babanın sana kızmış olduklarını nereden anladın peki? Anladım işte. Suratları beş karış, babam burnundan soluyordu. Şimdi yandık dedim onu görünce. Evet, gerçekten kızmış olabilirler. Peki sence annem ve baban kızmak dışında başka hangi duyguları hissetmiş olabilirler? Vallahi bilmiyorum. Bana çok kızmışlar gibi geldi. Başka ne olacak? Seni bulamadıkları için korkmuş ve endişelenmiş de olabilirler gibi geldi bana. Ne dersin? Sanmam. Beni düşünseler o kadar kızmazlardı. Koşup sarılırlardı falan. Peki Emircan. Hadi anlatmaya devam et bakalım. Sonra neler oldu? Sonra oyunun ortasında beni alıp götürdüler. O kadar sinirlendim ki. Belki onlar da o sırada ne yapacaklarını, nasıl davranacaklarını bilemediler Emircan. Arkadaşlarıma rezil oldum. Eve gelince uzun uzun konuştular bir de. Ben de kendimi tutamadım. Çok kötü şeyler söyledim. İşler bayağı büyüdü yani. Genellikle böyle zamanlarda yaptığımız ya da söylediğimiz şeylerden sonradan pişmanlık duyarız. Sende de böyle mi oluyor? Evet, pişman oldum ama iş işten geçmişti bir kere. Sakinleşemedim. Sonra da buraya geldim işte. Emircan, çok zor bir gün geçirmişsin. Yoğun duygular yaşamışsın. Bunun gibi olaylar evde çok sık yaşanıyor mu? Neredeyse her gün. Sürekli benim canımı sıkıyorlar. Haklısın. Çok can sıkıcı ama her iki tarafın da canı sıkılıyor gibi geldi bana. Sen ne dersin? Benim yapmak istediklerime izin vermezlerse ben de onlara canını sıkarım. Sen bu olanlardan dolayı kendini çok öfkeli hissediyorsun sanırım şu an, öyle mi? Hem de çok. Evet, görebiliyorum. Öfke bir buzdağı gibidir Emircan. Buzdağının suyun üstünde kalan küçük kısmı yalnızca hissettiğimiz öfkeden meydana gelir. Ancak suyun altında kalan kısmı öfkeli hissetmemize yol açan üzüntü, endişe, korku gibi farklı duygularla doludur. Yani aslında öfkeni bu duygularının sonucunda oluşan bir tepki gibi düşünebilirsin. Buzdağının suyun altında kalan kısmındaki duyguları fark ettiğimizde yüzeydeki öfkemizin şiddeti de azalır. Böylece öfkenin etkisindeyken düşünmeden yaptığımız ve sonrasında pişman olduğumuz anne babamıza, arkadaşlarımıza kötü sözler söylemek,
etrafa yumruklar savurmak, kendimize ya da diğerlerine zarar vermek gibi davranışların kötü sonuçlarından korunmuş oluruz. Emircan, öfkeli hissettiğinde yapabileceğin birkaç şey var. Bunlardan bahsetmemi ister misin? Olur, işe yarayacağını sanmam ama. Belki bu anlatacağım yöntemlerden birine bir şans verir ve denersin Emircan. Çok öfkelendiğinde seni öfkelendiren şeyin olduğu yerden uzaklaşabilir. Eğer o sırada böyle bir imkanın yoksa gözlerini kapatıp hayalinde yarattığın, kendini içinde çok mutlu, sakin ve güvende hissettiğin bir yere gidebilirsin. Sakinleşmek için 10 tane büyük ve derin nefes alıp aldığın nefesi çok yavaşça vermeye odaklanmak sadece öfkenin değil, tüm olumsuz duygularının etkisinin azalmasına yardımcı olur. Bir diğer yöntem de içinden 20'ye kadar ya da sakinleştiğini hissettiğin ana kadar sayı saymak ya da alfabedeki harfleri saymak olabilir. Fiziksel olarak aktif olmanın da bizi sakinleştirdiği bilinen bir gerçektir. Açık havada büyük daireler çizerek koşmak ve zıplamak duygularını kontrol edebilmene yardımcı olur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Peki sen öfkelendiğini fark ettiğinde sakinleşmek için neler yapıyorsun Emircan? Bilgisayar oynarım, dışarı çıkabilirsem top oynarım. Kafamı dağıtırım yani. Güzel. Öyleyse sen de sevdiğin, eğlenceli bir şey yaparak dikkatini öfkenden uzaklaştırıyor ve fiziksel aktivitelerin sakinleştirici etkisinden faydalanıyorsun. Yaşadığınız bu son olayda öfkelenen sadece sen değildin Emircan. Anne ve babanın da çok kızmış olduğunu düşündüğünü söylemiştin bana. Sence onları kızdıran neydi? Dışarı çıkmama kızdılar işte. Daha önce her dışarı çıktığında böyle kızıyorlar mıydı peki? Yoo. Öyleyse burada onların kızmasına neden olan başka bir şey var. Biraz daha düşünelim mi ne dersin? Bana o sırada herkes kendi işiyle meşgul olduğu için onlara sormadan dışarı çıktığını söylemiştin. Acaba anne babanın verdikleri tepki bununla ilgili olabilir mi? Yani olabilir tabii. Ama evin oradaydım işte. En fazla ne olabilir? Annen sana seslenmiş ve duymamışsın. Sence annen o sırada ne hissetmiştir? Aklından neler geçmiş olabilir? Merak etmiştir, endişelenmiştir. Yine nereye gitti bu çocuk? Başına bir şey mi geldi acaba? Demiştir kesin. Biraz da kızmıştır. Öyleyse anne baban dışarıya çıkmış olmana değil, izin almadan ya da haber vermeden çıkmış olmana tepki göstermiş olabilirler mi? Bunun için her seferinde izin almak bana zor geliyor. Kuralları hiç sevmiyorum. Kurallar hoşlansak da hoşlanmasak da hepimiz için vardır. Okulda, iş yerinde, trafikte, her yerde. Okulda trafik kurallarını çok küçük yaşlarda öğrenmeye başladınız değil mi? Eminim kurallara uyulmadığında neler olabildiğini sen de çok iyi biliyorsun. Mesela kırmızı ışık yandığında durma kuralına uyulmadığında neler olur sence? Arabalar birbirine girer, insanlar karşıdan karşıya geçemez. Bizim evin orada trafik ışıklarının olmadığı bir kavşak var. Bir sürü kaza oluyor orada. Çok haklısın. Nasıl davranacağımızın kurallar ve sınırlarla belirlendiği yerde hepimiz bu sınırlar içinde daha özgür oluruz aslında. Benzer şekilde ev ve okul gibi ortamlarda da yaşımızın gerektirdiklerine uygun kurallar konulması bizi daha rahat hissettirir. Evde ailemiz tarafından bize bazı kurallar öğretilmediğinde yaşımız büyüdükçe girdiğimiz ve kurallarla yönetilen farklı ortamlarda sorunlar yaşamaya başlarız. Ben annen ve babanın dışarı çıkman konusunda sana nasıl kurallar koyduklarını gerçekten merak ettim Emircan. Biraz anlatır mısın bana? Aslında ödevimi yapmışsam, hava dışarıya çıkmaya uygunsa genelde dışarıda oynamama izin veriyorlar. Peki sorumluluklarını yerine getirdiğin ve tüm şartlar dışarıda oynaman için uygun olduğu halde sana izin vermedikleri ya da seni oyunun ortasında alıp eve getirdikleri oldu mu hiç? Bir düşüneyim. Hayır, sanırım hiç olmadı. Hepimizin yapmayı çok sevdiğimiz eğlenceli aktiviteler var. Bir de yapmak zorunda olduğumuz ve aslında yapmayı çok da eğlenceli bulmadığımız şeyler var değil mi? Arkadaşların seni top oynamaya çağırdığında aklından geçen tek şey bir an önce koşup oyuna başlamak oluyor. Ancak annen ve babanın da senden bazı beklentileri var. Seni bana anlattığın öyküden anladığım kadarıyla aslında onlar da senin dışarı çıkmana karşı değiller.
ödevlerini zamanında bitirmek gibi sorumluluklarını yerine getirdiğinde anne babanın uygun gördüğü sınırlar dahilinde istediğini yapmakta özgürsün diye düşünüyorum. Ne dersin? Çok bir şey değil aslında. Ödev yapmak, sınav varsa onunla çalışmak, odamı toplamak bu kadar. Bunların farkında olman çok güzel. Tıpkı çocukların olduğu gibi anne babaların da ailenin ihtiyaçlarını karşılayabilmek için çalışıp para kazanmak, evin düzenini sağlamak, çocuklarının sağlıklı beslendiğinden emin olmak, çocuklar hasta olduklarında onlarla ilgilenmek gibi çeşitli görev ve sorumlulukları var. Bunlardan biri ya da birkaçını yapmadıklarını düşünelim. Bu durumda hayat çocuklar için de çok zor olur değil mi? Bu nedenle ev içinde herkesin görev ve sorumluluklarını yerine getirdiği bu dengeyi kurabilmek çok önemli. Yaşadığın olayda anne ve babanın öfkeli hissetmesine ve endişelenmesine neden olanın senin izin almadan ve haber vermeden dışarı çıkman olduğu sonucunu birlikte çıkardık. Sen o anda onların neden böyle hissettiklerine anlam verememiştin. Dolayısıyla sana sınır koyulmasına çok öfkelendin. Öfkeli olduğunu fark edebildin ancak öfkeni kontrol edemedin. Öfkeli olduğumuzda bunu fark etmek de çok önemlidir. Hatta öfkemizi kontrol edebilmek de ilk adımdır. Artık evde, okulda sınır ve kuralların neden gerekli olduğunu biliyorsun Emircan. Yine de bazen kurallara uymak zorunda olmak sana kendini öfkeli hissettirebilir. Böyle durumlarda sakinleşebilmek ve o duygunun geçip gitmesine izin verebilmek için neler yapabileceğini de öğrendin. Şimdi kendini daha iyi hissediyor musun? Evet, teşekkür ederim. Elimden geleni yapacağım bu konuda. Bunu duyduğuma sevindim. Bugün bana sormak istediğin başka bir soru var mı? Şimdilik yok. Yine gelirim ben. Görüşürüz. Görüşürüz Emircan. Çocuklar, eminim kurallar ve sınırlar bazen sizin de canınızı sıkıyor. Bazen de neden bunu yapmak zorundayım diye isyan ediyorsunuz. Siz de Emircan gibi kurallara uyma konusunda sıkıntılar yaşıyorsanız bugün konuştuklarımız size yol gösterebilir. Ancak bu önerilerin işe yaramadığı durumlar da olabilir. Kurallara uymayı sizin için güçleştiren bazı özellikleriniz varsa, beyniniz bazen size aklınıza geleni yapmanızı söylüyor, kendinizi kontrol etmekte güçlük çekiyorsanız ve bu nedenle başınız sık sık belaya giriyorsa, burada verdiğimiz önerilerden daha fazlasına ihtiyaç duyuyor olabilirsiniz. Böyle bir sorun yaşadığınızı düşünüyorsanız, lütfen siz de anne babanız, öğretmenleriniz ya da güvendiğiniz bir yetişkinden yardım isteyin.